Hocam geçen hafta yazdım. Murat Boz özledim ses analizi. Bu ne çıkacak? Canlı performans. Burada bir özledim var. Bir burada var. Hangisi bakalım. Murat Boz özledim canlı. Herhalde bu şey Fuat Güner'in programında var. Fuat Güner'le müzik ömür boyu. Bakalım izleyelim beraber. Bir kez olsun buradan bakmadım. Bir çok güzel. Murat Boz'la ilgili geçen haftalarda biliyorsunuz ben tenoral bir renk olduğunu söylemiştim. Burada birkaç arkadaş dedi ki ya hayır dediler Murat Boz yüksek bariton kendi de söyledi dediler. Tenoral söylüyor o zaman. Yani öyle söyleyeyim bu tonlar bir baritonun tonu değil yani biraz önce bariton bir sesi dinlediniz işte yani. Hani, hata benim günah diye orta tonda söylüyordu. Şimdi bu renk dışarıdan gördü değil mi? Buradan bakmadın, en özledim. Yani bu bir bariton rengi değil arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim size? Yüksek bariton olabilir ama parçayı, yani yüksek baritonlar tiz seslerini kullanırken bu tiz renkleri genelde çarpma, küçük atlama olarak kullanırlar. Bir ip gibi tizde gezerek kullanmayabilirler. Zor gelir. Murat Boz bence yani bir tenor parçası söylüyor. Tenor gibi söylüyor. Ama kendine yüksek bariton diyorsa yani uymuyor yani. Problem olma ihtimali çok büyük şekilde başlıyor zaten filmde. Bakmadın. Bakmadın. Bu tenor. Tertemiz buralar. Buralar tertemiz. Hiç problem yok. Yaz gelir içimi sana. Son derece temiz bir giriş. Aynı telaf. Çok da güzel çünkü alt renkleri çok daha temiz bence. Ve daha ifadeli, daha duygulu davranıyor. Kim bilir belki de bir aşk başlar. Gördün mü? Murat Boz'un daha eminim ki bu tonun daha altındaki pes renkleri çok daha etkileyici olma ihtimali var. Bana öyle geliyor. Yani tizleştikçe Murat Boz sesinin aslında birazcık nasıl diyeyim size? Karakterinin özelliğini yitiriyor gibi geliyor bana. Özellikle duygusu kaçıyor şarkısı. Okuma duygusunu kaybediyor tizlerde. Alt renklerinde ben çok daha dolu ve duygulu ifadeler var. Çok daha güzel. Dalgalanır deniz mi çıkar? Durur. Gelelim. Ben hemen çıkmayacağım. Bak. Dediğim bu işte. Yani iki tane detone direkt. Beni alırken gelmedi. Ben özledim. Dim de olmadı. Devam edeyim mi? Ben özledim galiba. Galiba gibi çıkmış zaten. Hani ses çıkmayınca zorlamaya başlarsınız. İzleyelim. Galiba. Bağda da sorun var. Mi boğaza düşmüş bunun üzerine. Galiba. Bakın ses boğazına düştü. Bu yüzden ses artık gittikçe buruna doğru düşmeye başladı. Yavaş yavaş yüklenmeye başladı şimdi artık diyafram ve kuvvete ki o sesin düştüğünü anladıkça daha fazla yüklenecek. Dandan da çıkmadı. Yani sesi küçüldü yani böyle küçücük kaldı zaten tize doğru gittiğinde. Yani o alttaki geniş kaliteli renkler tizi yansımadı. Arkadaşlar bu işte nasıl bir şey biliyor musunuz? Eğer bu altta ve üstte dengeli değilse okuduğunuz tonda sorun vardır. Veya şarkı seçimi size direkt uygun değildir. Bu şarkıyı Mustafa Ceceli'den dinlediğiniz zaman, Mustafa Ceceli'nin şarkısı bildiğim kadarıyla müziği onun. Mustafa Ceceli bu şarkıyı söylerken çok rahat söylüyor. Çok rahat. Yani dalga geçer gibi söylüyor. Çünkü kendi sesine yapmış parçayı. Tenoral tizleri var onun zaten. Zaten tenor. Çok rahat dönüyor. Murat Boz sanki daha ondan volüm olarak, yani volüm değil pardon. Ses karakteri olarak daha aşağıda. Tizleri daha kuvvetli veya bastırarak çıkması gerekiyor. Çünkü dedi eğer yüksek baritonsa haftalardır dediğiniz gibi. Bunlara çok yüklenmesi gerekiyor ve çok kontrolsüz çıkmış açıkçası. Yani tolar falan diye çıkmaya başladı. Yani bastırıyor sürekli. Yani herhalde bir 7 tane 8 tane net detone var. Ben özledim
işte bu terleme, bu yüzündeki bu stres ifadesi işlerin iyi gitmediğini size gösteriyor zaten. Yani çok çok problem var. Bir de böyle anormal bir mix problemi var. Deli gibi bir klavye geliyor bakın. Arkadaşlar yüksek baritonsanız yüksek bariton şarkısı söyleyin. Gerçek bu. Canlıda böyle işte çok anormal problem yaşarsınız. Ses düştü abi. Düştü, aşağı düştü yani. Tamamen düştü. Ama alt renkler ne kadar kaliteli görüyorsunuz değil mi? Bir kez olsun burada. Şimdi bakın ilk bölümde o kadar zorlanarak tiz çıktı ki tonu kaybetti arkadaşlar. Alt ton yavaş yavaş tizleşmek istedi. Yani ana balansını bile yitirmeye başladı yani vokal olarak. Bakın şarkıya giriyor ve sürekli tizleşmek istiyor artık. Çünkü parça içinde öyle bir zorladı ki tizleri, alt bölgeler ilk bölümdeki rahatlığını kaybetti bakın. İzleyelim. Hatta bir kıyas yapalım ilk ve ikinin girişini. Bakın. Gitti gitti. Gitti. İzleyin. Görüyorsunuz değil mi ne kadar kontrollü şu anda? İkinci bölüme bakın. Zaten elleri bağladı yani. Tizleşiyor. Tizleşiyor. Hep tiz. Bakın tizleşti. Tonun yarım ton üstünde. Buna sürtone diyoruz arkadaşlar. Tonun üstüne çıktı. Maalesef işte dediğim gibi parça yani bir stüdyo kaydında okunuyor. Güzel geliyor da size işte canlıda aslında vokalistin sesine %100 oturmadığını size gösteriyor. Oturmamış yani. Bu parça direkt Murat Boz için yaratılmış bir şarkı değil. Bakın paso sürtone ve çok yoruldu. Yani vücudu ona diyor ki yani bu seni yoruyor diye sürekli. Geçti çok. Muhtemelen zihninden şu geçiyor. İkinci bölümün tizlerini çok iyi yapacağım. İkinci bölüm tizlerinde bu sefer düşmeyeceğim Tonga'ya diye düşünüyor. Çünkü karşısında da Fuat Güner var. Yani Fuat abi dehşet müzisyen. Dehşet müzisyen yani. Onun karşısında ben de bu programa gitmiştim. Yani gerçekten zordur şarkı söylemek Fuat Güner karşısında. Yani iki kere düşünürsünüz her şeyi. Şimdi Murat Boz muhtemelen orta bölümü düşünüyor. Yakmadım. O nedenle ilk girişlerinde konsantresi çok düştü. Yaz gelir içimi sana aynı telaşla. Gidelim bakalım. Dalga durur ben özledim galiba sen üzülme. Geçiyor. Hep zaten tizleşmek istiyor. Kim geliyor? Gelelim. Nasıl bastırdığını gördünüz değil mi? Nasıl bastırdığını gördünüz. İlk bölümdeki o şey o kadar rahatsız etti ki onu. Problem. Bu sefer böyle zımba gibi çıkacağım dedi ama devamına bakalım. Bu kadar zımbalığın sonu sonunda problem yaratabilir. Bağırıyor artık. Ve ilk bölümdeki o rahatlık gitmeye başladı. Daha da bu sefer tizleşmek istiyor sürtünme. Bastırdıkça daha da yoruldu, zoruldu. Of, sözler falan gitti. Ya şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten çok zorlandığı bir performans olmuş. Ama ben aynı performans sadece burada değil, Mustafa Cici ile yaptığı performansı da izledim. Bence bu şarkı çok güzel bir şarkı. Murat Boz'un sesine de yakışıyor bence. Ama Murat Boz için değil aslında. Yani onun sesinin karakterine direkt yansıtmıyor. Canlı da gerçekten onu yani darmaduman etmiş. Darmaduman etmiş. Böyle diyebiliriz. Ya aslında aradaki farkı veya hani renkler arasındaki ve okuma stili arasındaki farkı daha iyi anlamak için ben internette bir kayıt daha buldum. Mustafa Ceceli ile Murat Boz'un beraber yaptığı bir düet var. Yani sanki parça Mustafa Ceceli'nin sesi için yapılmış gibi duruyor aslında. Bir dinleyelim bakın buyurun.
pes renkler. Murat Boz'la benzer tonlarda giriyorlar. Yani okuma stilleri çok birbirine benziyor. Arda arda okuduklarında neredeyse birbirine benziyorlar. Bakın. Aynı yumuşaklık ikisinde de var. Burada Murat Boz oluyor. Özellikle biraz önce Murat Boz'un TRT programında izlediğimiz gibi, şimdi burada Mustafa Ceceli ile arasındaki o tizlerini kıyaslamasını aslında çok net yapacağız biraz sonra. Buyurun. Tizlere gidiyoruz. Murat Boz burada da oktava çıkıyor. Benzer sürtoneler, benzer detoneler, küçük ses kaymaları aynı şekilde var. Zaten burada görüyorsunuz ses içeride kalmış. Kafa bölgesine yerleşmemiş tam olarak. Bu en derken ses içeride kalmış. Bu yüzden yerine bu yüzden gibi içeri düşmüş ses aslında. Bakın. Boynunu kaldırarak sesi arkada bırakmış. Bu yüzden öne doğru tutsa aslında ses öne yerleşecek. İkinci bölüme geçelim. Burada da hafif detoneler var. Şimdi geliyor. Sanki Mustafa Ceceli'ye geçtiği anda parça sanki bir anda hani böyle taşlı bir yoldan bir anda otobana çıkıyor gibi. Son derece bu gırtlak, sıkmalar, yorgunluklar tamamen bitiyor. Hiçbir yorgunluk yokmuş gibi bakın. Son derece kolaylaşıyor şarkı değil mi? Bir anda o yorgunluk gidiyor parçada. Ve sesler çok daha temiz. Çünkü Mustafa Ceceli'nin sesi çok net bir tenor. Çok net bir tenor. Ve parça ona o kadar normal, o kadar kolay geliyor ki. Bakın hiçbir gırtlağında, boğazında bir zorlanma görüyor musunuz? Bu kıyaslamayı niye yapıyorum arkadaşlar? Biraz önce söylediğim bu parça Murat Boz'un tam tonunda değil, ona biraz aslında zor geliyor, sıkıntıya düşürüyor dediğim şey burada ortaya çıkıyor. Yani iki ses rengi arasında Mustafa Ceceli Murat Boz'un kıyaslaması değil, sadece şarkı okurken, bu tonda bir şarkıyı okurken birinin son derece rahat, çünkü daha tenoral bir renk, daha tam tenor renk. Diğerinin ise hani kendi söylediği gibi yüksek bariton bir renk ama yani birazcık da teknik olarak tam olarak o istediği şeyleri doğru yaptığını düşünmüyorum. Yani bu parçayı Murat Boz daha iyi de okuyabilir. Daha iyi de okuyabilir ama epey sıkı olması gerekiyor seslerde ve tekniğinin daha iyi oturması gerekiyor. Bayağı boğaz arkasına alıyor sesleri. Burada ise Mustafa Ceceli'nin tamamen kendi doğal pozisyonunda olduğu için parça, rahat pozisyonunda olduğu için son derece rahat okuduğunu görüyoruz. Bakın en tiz renklere bakın ne kadar temiz oluyor. Ve yani oturuyor, böyle bir zorlanma görüyor musunuz? Hani böyle kendini parçalama, son derece rahat. Konuşur gibi adeta. Biraz önceye dönersek mesela Murat Boz'un aldığı tize bakalım. İzleyelim. Ben zaten boynunu kaldırarak giriyor. Sürekli arkaya doğru. Gördüğünüz gibi bu pozisyonda boyun yukarı doğru kalmış ve hep arkaya gidiyor ses. Gene yukarıda. Yani aslında mücadele ediyor ses çıkarmak için ve bence Murat Boz'un register'ında bu sesler var fakat şu an kullandığı teknik doğru değil. Tamamen yukarı ve arka odaya doğru çalışmış. Gördüğünüz gibi burada bile yani bu kolay çıkaracağı sesle bile boyun kaldırarak arkaya atmış. Bu seslerde tamamen zaten göğüs sesi ve orta tonlara geldiği için çok daha rahat. Fakat kafa bölgesine geçen her seste boyun kaldırıp sesi arkaya atıyor. Bakın ikinci bölüm. Yine boyun kaldırarak girdi. Ve yine detone ile girdi o nedenle. Gördünüz değil mi? Evet işte bu yaptığı %100 doğru. Bakın piyanoya elini koyduğu, oradan hafif bir diyafram desteğine katkı alıyor ve daha öne bastırarak bakın daha tiz bir sesi ne kadar kolay çıkmış. Gördünüz mü? Acıdan bu söz. İkisi de çok temiz gelmiş çünkü o piyanodan hafif desteği almış. Keşke aslında full nakarata girdiğinde bu desteği hafif hafif alarak sürekli çalışsaydı çok daha temiz bir okuma elde edebilirdi.
Yani bu bir Mustafa Ceceli ile Murat Boz kıyaslaması değil, sadece bu şarkı üzerinde ses renklerini ve stillerini kullanırken, çünkü birbirinden farklı, ikisi de aynı renkte değiller. Biri çok daha rahat, kolay sesleri çıkabilen bir tenor. Murat Boz ise daha hani kendi dediği gibi yüksek bariton bir renkse. Ben incelemediğim için detaylı bilemem ama burada Mustafa Ceceli'nin net tenor olduğu ortada zaten. Murat Boz için biraz teknik olarak tizlerde sıkıntı yaşadığı bir performans olmuş. Tabii daha iyi performansları da olabilir. Buradaki performans için böyle bir problem ortaya çıkmış. Benim fikirlerim bunlar arkadaşlar.